Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri dünya hayatında bütün insanlık alemine değer verir. Onları muhatap alır. Ahiret yurdunda ise yalnız müminlere değer verir, onları ödüllendirir. Allah katında tek din İslam dinidir. İslam dininin gelişiyle beraber bütün geçmiş dinlerin hükümleri kaldırılmıştır. Dünyevi hayat yönünden kaldırılmıştır. Amel yönünden de kaldırılmıştır. Allahü Teala Hazretleri Yüce Kur'an'ında Ali İmran Suresi ayet 85'te şöyle buyuruyorlar. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ Her kim ki İslam dininden başka bir din ararsa, İslam dininin varlığını özümsemeden kendi akıl ve kendi nefsi hevası ile yeni inançlar peşinde koşarsa, İslam dinini görmezden gelir, kendi nefsinin ortaya koyduğu dünyevi değerleri yaşarsa, falan yukbele minhu, o ondan kabul edilemez. Kardeşlerim, Kur'an ve İslam dini hak dindir. Ve kul ca'el hakku ve zahakal batıl. İslam dini ile beraber hak gelince batıl zail olur, yok olur, erir, tükenir. İnnel batile kâne zehûka. Elbette ki batıl yok olmaya mahkumdur. Değerli kardeşlerim, zaten Yüce Rabbimiz Adem aleyhisselamla başlayan insanlık sürecinde İnsanları ilahi değerlerle bütün yaşasınlar diye onlara kendi katından kitaplar ve tevhid akidesini beyan eden inanç birimleri göndermiştir. Son din İslam dinidir ve son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz tüm insanlık için amel kitabı olarak göndermiştir. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın veda hutbesi Peygamber Efendimiz'in son yıllarında irat buyurduğu hutbedir. Hac'da irat buyurdu bu hutbeyi Peygamber Efendimiz. O hutbeyi çok dikkatli okuması lazım bir Müslümanın. Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde tüm insanlığın Allah katında kutsal olduğundan bahsediyor. Bütün Müslüman insanların mallarının, canlarının, namuslarının birbirlerine emanet olduğundan bahsediyor ve insan haklarından bahsediyor. Eğer bir insan Kur'an'dan başka bir kitap ve İslam dininden başka da bir din ararsa Allah katında o ondan kabul edilemez. Dolayısıyla nasıl ki daha önce gönderilen hak kitapların hükmü zail oldu ise, nasıl ki daha önce gönderilen hak kitapların hükmü yok oldu, ortadan kalktı ise, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişi ile beraber İslam'ın yeniden insanların gönüllerinde hayat buluşu ile beraber dünyevi tüm inanç birimleri, beşeri, felsefi ve insani zekadan neş'et etmiş tüm inanç birimleri de ortadan kalkmıştır, yok hükmündedir. Allah Azze ve Celle İslam dininden başka bütün dinleri yok kabul etmektedir. Kardeşlerim, İslam dinini daraltmaya kimsenin hakkı yoktur.
İslam dinini genişletmeye de kimsenin hakkı yoktur. Hazreti Muhammed aleyhisselam Kur'an'ı ve İslam dinini bir bütün olarak yaşadı. Rabbimiz onu da ikaz etti. Elbette ki Peygamber Efendimiz Allah tarafından korunuyordu ama Peygamber Efendimiz de Allah Azze ve Celle ikaz etti. Onun da hatasından onu döndürdü. Habese ve tevalla en ca'ehul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekke. Peygamber Efendimiz bir müşrike İslam'ı anlatırken onun anlatışı öyle bizim gibi değildi. Git dükkana bir çay ısmarlasınlar, sen de kendince bir şey konuş. Hayır, öyle değildi. Hazreti Muhammed aleyhisselam müşrikleri anlatırken onların yakalarından tutuyor, yüzlerine bakmaya çalışıyor. Onlar ne diyorlardı? Şu Muhammed bir ayrılsa da yoluma gitsem nereden karşıma çıktı diyorlardı. Bak dikkat edin. İşte bir gün böyle bir müşrike Peygamber Efendimiz İslam dinini anlatırken İbni Mektum ismindeki bir ama Peygamber Efendimiz'in zorluk çektiğini fark etti. Gözleri amaydı ama konuşmalardan onun zorluk çektiğini fark etti. Ve hemen geldi, ya Muhammed İslam'ı bana anlat, ben seni dinlemek istiyorum. Niye böyle dedi? Çünkü karşısındaki kafir İslam'ı dinlemiyordu. Peygamber Efendimiz onu zoraki tutuyordu anlatmak için. O zaman Peygamber Efendimiz de içinden ne dedi? Ya şu ama da nereden geldi? Ne güzel anlatıyordum. Bakınız kardeşlerim, Peygamber Efendimizin gönül dünyasındaki düşünceleri Rabbimizin zoruna gitti ve Rabbimiz Habese ve tevalla en ca'ehul a'ma suresiyle Hazreti Muhammed aleyhisselamı ikaz etti. Evet kardeşlerim, hiç kimse İslam dinini daraltamaz. Nasıl daraltmak istiyorlar? İslam dinine yeni günahlar ekleyerek. İslam dininin mübah kıldığı, helal kıldığı şeyleri yok sayarak İslam dinini daraltmak isteyenler var. Ancak bize o şekilde İslam dinini daraltarak anlatan kişilerin kendi hayatlarında her şey mükemmel. Onlar kendileri duygularıyla ve hayatlarıyla her çeşit şeyi yaşıyorlar. Ancak müminler uyanmasın diye müminleri helallardan kaçındırıyorlar, haramları da çoğaltarak müminlere İslam dinini daraltıyorlar. Allah'ın bu hoşuna gitmeyen bir şeydir. Allah Azze ve Celle her yerde. Bizim mürakebemizde o olması lazım. Başka bir canlı olamaz. Bir insanın mürakebesinde nasıl ki bir put olamazsa bir insan da olamaz. Bizim duygularımızda Allah Azze ve Celle olması lazım. İşte burada İslam dinini anlatmasından maksat Rabbimizin budur. Ayet-i Celle'nin devamında kardeşlerim Rabbimiz buyuruyor ki وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ İşte o İslam dinini kabul etmeyen, din olarak kabul etmeyen kişi ahiret yurdunda hüsrana uğrayacak. Değerli kardeşlerim, biz onun için diyoruz ki Rabbimiz hesap gününde nice insanlar var ki onlar dünyada efendi geçindiler, onları yok sayacaktır, yüzüne bakmayacaktır. Peygamber Efendimiz hangi ayeti çalgıyla okudu? Söyleyin Allah rızası için. Hayır, ben duruyorum. Hangi zikri çalgı ile okudu Peygamber Efendimiz? Kardeşlerim, bundan 20 yıl önce yalnız defi kabul ederler, diğerlerini haram sayarlardı. Şimdi İngiliz çalgılarıyla da zikir yapıyorlar. Fransız çalgılarıyla da, Rus ve Çin çalgılarıyla da zikir yapıyorlar. Artık haddi aştılar. Bismillahirrahmanirrahim ayet midir? Ayet. Bismillahirrahmanirrahim'i siz normal şekilde bir çalgıyla okuyabilir misiniz? Yasin suresini bir çalgıyla okuyabilir misiniz? Hayır, okuyamazsınız. Nasıl ki bir Fatiha'yı dahi bir çalgıyla okuyamazsanız,
Allah Azze ve Celle'nin isimlerini kendinizden geçercesine çalgı çalarak, çalgının ritmine uydurarak okuyamazsınız. Öyle bir tesbihat yapamazsınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam nafile ibadetleri dahi kendi hane-i saadetlerinde kılıp sonra mescide gelmişken siz alem eşkere topluma yansıtacak şekilde delicesine zikrederek insanlara bunu teşri ederseniz işte o zaman İslam dinine yeni şeyler ihdas etmiş olursunuz. Kardeşlerim, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينَ Her kim ki İslam'dan başka bir din ararsa, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ O ondan kabul edilemez. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah Teala Hazretleri, İslam dininden başka bir din arayan kişiyi ahiret yurdunda hüsrana uğratacaktır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı topyekun ele almamız lazım. Kur'an'ın belli dualarını diğer dualardan üstün kabul edemeyiz. O zaman muteber ve makbul sırasına göre bir dizi ortaya çıkar ki Kureyş suresini nereye koyacağız? Bizim için Kur'an'ın tüm sureleri kutsaldır. Allah kelamıdır. Allah'ın terennümüdür. Cebrail'in terennümüdür. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın terennümüdür. Biz onun bize beyan ettiği hiçbir hükmü diğerinden üstün ve aşağıda göremeyiz. Hiçbir ayeti diğerinden faziletli veya noksan göremeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz nasıl gördüyse öyle görürüz. El-Fatiha.